Dünyada bir çılgınlık yaşarken, kıtlık, hastalık, virüs derken Türkiye'de beklenmedik bir olay oldu bu Mersin olayı. Mersin olayının bilgileri zannediyorum Nazif'te var. Nazif, nedir bunun iç yüzü? Evet, Canan abla, 26 Eylül akşamı Mersin'deki TC polis evine iki tane kadın terörist bombalı, otomatik silahlı, el bombalı şekilde gelerek orada bir katliam yapmak istediler. Fakat oradaki kahraman polislerimiz, iki tane kahraman polis adeta kahramanca savunarak içeriye girmesini engelledi. Yani polis evinin içine girilmesini engellediler. Şimdi bir sözünü keseyim senin haberin, çünkü videosu var. Sayın seyirciler, haberin videosunu izleyelim. Nazif'te çok detaylı, kimsenin bilmediği bilgiler var. Onları Nazif'ten öğreneceğiz. Mersin'deki hain saldırının rotası ortaya çıktı. Teröristler Münbiç'ten Afrin'e, oradan da Tarsus'a uçtu. Mersin'de TC polis evine yönelik PKK saldırısına ilişkin soruşturma sürüyor. Yapılan çalışmalarda teröristlerin 25 Eylül'de Suriye Münbiç bölgesinde hareket ettiği ve önce Afrin'e geldiği tespit edildi. Teröristlerin daha sonra 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece sabaha karşı Mersin Tarsus Çöplü Mahallesi'nde tarım arazilerinin bulunduğu alana paramotorla geldikleri tespit edildi. Arazide yapılan arama tarama çalışmasında örgüt mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen paramotor parçaları ele geçirildi. Fotoğraflar üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda söz konusu hava aracının İtalya menşeili Fly Products Eco 2 Light model çift kişi taşıma kapasiteli trike olduğu tespit edildi. İki kadın teröristin üzerinde yer alan uçuş gösterge sistemleriyle yükseklik, hız, yön, irtifa, kalan yakıt ve batarya bilgileri takip edilebilen çok geniş kanat yapısı nedeniyle yüksek irtifalara çıkan iki kişi haricinde ağırlık da taşıyabilen paramotorla geldiği ortaya çıktı. Paramotorun 25 Eylül akşamı saat 20-23 sıralarında Suriye Münbiç bölgesinde hareket ettiği, 25 Eylül saat 22-30 sıralarında Afrin'e geldiği ve 26 Eylül'de sabaha karşı Tarsus'a tarım arazilerine indiği öğrenildi. Öte yandan teröristlerin kullandığı aracın İtalya menşeili olduğu ve 4500 metreye kadar da yükselebildiği ifade ediliyor. Sayın seyirciler, gördüğünüz gibi ilginç bir terör eylemi. Hafif uçan bir aletlere biniyorlar, pervaneli, paraşütlü. 12 saat uçtukları söyleniyor. Şimdi Nazif Karaman bize olayın detaylarını veriyor. Evet, evet. Nazifciğim. Cemil Bey, demin dediğimiz gibi 26 Eylül günü TC polis evine iki kadın terörist geliyor. Ellerinde otomatik silahlar. İçeriye girmek istiyorlar. İçeriye girerlerse içeride 100 misafir vardı. Bunların büyük bölümü polis memurluğundu. İçerilerinde çantaların içinde el bombası, patlayıcı, her türlü tesisat vardı. Yani peki, çok büyük bir katliam. Çok büyük bir katliam önlendi. Bunu belki kamuoyu yeterince idrak edemedi. Fakat oradaki bir tanesi şehit olan, bir tanesi de halen tedavi gören iki polis çok büyük kahramanlık yaptı ve çok büyük bir katliamın önüne geçti. Şimdi teröristler en büyük soru işareti şu, bu teröristler kimler, nereden geldiler, kim tarafından talimatlandırıldılar? Hain örgüt zaten açıklama yaptı, bizim adamlarımız şeklinde açıklama yaptı. Nasıl gelmişlerdi? Şimdi bugün ortaya çıkan bilgilere baktığımız zaman bir paramotor kullandıkları, paramotor uçan bir alet. Burada parçası var. Münbiç'ten biniyorlar paramotora iki kişi, yaklaşık 4500 metreye yükseliyorlar. Önce nereye geliyorlar? Afrin'e geliyorlar. Afrin'de inip sabaha kadar Mersin'e kadar uçuyorlar. Hatta geldikleri nokta şu, bakın buradaki noktaya iniyorlar. Bir zannedersem Çözel köyü müydü? Tam ismi. Peki Nazif, bu aletler radarda falan
gözükmeyecek kadar küçük aletler galiba, değil mi? Bu yani Türkiye üzerinde çok fazla uçmuyorlar. Küçük dediğiniz gibi 2.2 metre uzunluğunda, 1.9 metre yüksekliğinde, genişliği de 1.8 metre. Benzinle çalışıyorlar. Ayrıca arka taraflarında böyle bir pervane var. Biraz ilkel bir ulaşım aracı diyebiliriz. Şimdi paramotorla geliyorlar, bir bataklık gibi yere iniyorlar Cemil Bey. Bakın sazlık şeklinde bir köyde, Mersin Tarsus'un bir köyüne iniyorlar. Bu arada da burada görüldüğü gibi bu paramotor İtalyan marka. Yani şuradaki baktığınız zaman İtalyan yapımı bir paramotor, PKK'nın eline geçmiş, verilmiş ya da parayla satın alınmış. Şimdi buraya indikten sonra patlayıcıları, o iki kadın terörist, alıyorlar. Ya iki kadın mı uçuruyor bu aleti? İkisi birlikte uçuyorlar. İki kadın paramotorla nereden geliyorlar? Mumbiç'ten geliyorlar. Afrin'den Tarsus'un bir köyüne, evet. Burada bataklığın içine iniyorlar. Buradan tabii kendileri bu paramotorun içinde ama bombalar da, bu silahlar ve bombalar da yanında. Çünkü bu paramotor aynı zamanda yük de taşıyabiliyor. Şu iki kadın terörist işte görüntülerdeki, evet. Bütün Türkiye'nin izlediği görüntüler. A Haber'de ilk kez yayınlamıştık bu görüntüleri. Daha sonra yoldan araba çeviriyorlar. Bakın. Tabii bunların terörist olduğunu bilmiyor. Otostop mu yapıyorlar? Otostop yapıyorlar. Otostopla Tarsus'a, Tarsus'tan Mersin merkeze gidiyorlar. Mersin merkeze gidiyorlar. Burada akşama kadar bekliyorlar ve bir sarı taksiye biniyorlar. Sarı taksiyle Tece polis evinin yanına kadar geliyorlar. Hani Süleyman Soylu demişti ya, taksici teşhis etti diye. İşte o taksicinin ifadesi alınıyor. Ve bu kadınların kim olduğunun, birisinin kimliği tespit ediliyor. Diğerinin de kimliğinin tespit edilme çalışmaları sürüyor. Neden tespit edilemiyor? Patladılar çünkü. Çünkü patlıyor yani, patlıyor. Ben konuştum ilgili güvenlik birimleriyle. Yani bu patlayıcı ne kadar olabilir dedim. Yaklaşık 20 kilo, 10'ar kilo sırtlarında. Bu C4 plastik patlayıcı mı? Plastik patlayıcı. Bunun bir kilosu bile bütün polis evini çok büyük bir patlamayla havaya uçurabilir dediler. Çok büyük, etkisi çok büyük oluyor, evet, onun dediler. Polislere çok geçmiş olsun diyelim buradan. Hakikaten, evet, büyük facia atlatılmış. Şimdi bu dediğimiz gibi saldırganların kimlikleri bir tanesinin, evet, parmak izinden tespit ediliyor. Çünkü poliste kaydı var. İzmir'de cezaevinde yatmış. PKK'dan ne yapılmış? PKK'dan hüküm giymiş. Aynı zamanda bunu belki de ilk kez buradan söylüyoruz. 2 yıldır da hakkında yakalama kararı var. Bakın 2 yıldır bu teröristin hakkında yakalama kararı var. Polisin her yerde aradığı bir terörist geliyor burada bu hain eylemini gerçekleştiriyor. Bu, bu saldırının bilançosu da galiba bir polis yaralı, bir polis şehit olmuş. 3 tane de sivil kayıp mı var? Sivil yaralı var. Yok. Siviller yaralı. Yani sivil yaralıları, onlar balkondan düşme. Balkondan tabii düşme. Tabii o patlamanın etkisiyle çevrede oturan vatandaşların panikle yaralanmaları söz konusu. Ama, evet, burada bir polisimiz şehit, bir polis de yaralı. Ama dediğimiz gibi, evet, polisimizin buradaki şeyi çok büyük. Yani kahramanlığı çok büyük. Evet.